Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda En'am suresinden devam edeceğiz. 91-94. ayetlerin bulunduğu sayfayı değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Onlar Allah'ı layıkıyla takdir edemediler. Allah'ı layıkıyla bilemediler. اِذْ قَالُوا Çünkü şöyle dediler. مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْ Allah beşere bir şey indirmedi, dediler. Bu ayet-i kerime baş kısmıyla وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Kur'an-ı Kerim'de üç ayrı yerde zikredilir. Onlar Allah'ı layıkıyla bilemediler. Allah-u Teala layıkıyla bilinmekten zaten münezzehtir. Ama çok açık, bariz bir şekilde Allah bir şey indirmedi, Allah insanları öldükten sonra diriltmeyecek, bu gibi ifadeler Allah'ı bütün bütün bilmemenin ifadeleridir. Burada da sebebi nüzulüne bakılacak olursa Yahudilerden bir kısım insanların Allah-u Teala işte bir kitap indirmedi gibi ifade kullanmaları, Peygamberimize bu noktada muhalefet etmeye çalışmaları, bu misal olarak sebebi nüzulle alakalı bir misal olarak tefsir kitaplarında yer alır. Gul sen de ki men enzelel kitabe lezî câe bihi Musa Musa'nın getirmiş olduğu kitabı indiren kimdir? Nuran ve huden linnâs onu bir nur olarak insanlara rehber olarak indirdi. Tec'alûnehu karâtıysa ve siz onu elinizde böyle yazılmış bir kitap olarak bulunduruyorsunuz. Tubdûnehe ve onu izhar ediyorsunuz. Ve tuhfûne kethîra ama pek çoğunu da gizliyorsunuz. Yani ayetin iniş sebebinde Yahudilerden itiraz var. Ona göre taraf ilahiden Peygamberimize talimat veriliyor. İşte Peygamberimiz onların ruhbanlarından birisiyle konuştuğunda o önce şöyle şöyle şeyler yok gibi ifade ediyor. Peygamberimiz Tevrat'ta olan hükümlerden söz edince biraz sıkıştığını görüyor ve Allah kitap olarak bir şey indirmedi gibi tümüyle ilahi kitapları yalanlama cihetine gidiyor. Cenab-ı Hak peygamberimize de ki diyor, Hazreti Musa'nın bir nur ve bir hidayet olarak insanlara getirmiş olduğu kitabı kim indirdi? Yani Allah kitap indirmedi dediğinizde Tevrat'ı da yalanlamanız gerekir ama Yahudisiniz, onu kabul ediyorsunuz. Ve siz onu elinizde bir kitap halinde bulunduruyorsunuz. Ve o Tevrat'ta yer alan hükümlerin bir kısmını izhar ediyorsunuz. Tevrat şöyle söylüyor, Tevrat böyle söylüyor diye anlatıyorsunuz. Ama pek çoğunu da gizliyorsunuz. Bu dini bilen kimselerin zaman zaman içine düşebildikleri bir varta. Allah'ın kitabında var olan hükümler ne varsa bunlar söylenmeli. Bir kısmını kabul edip bir kısmını reddetmek veya bir kısmını anlatıp bir kısmını anlatmamak bu uygun bir şey değil. Günümüzde de Kur'an-ı Kerim'le alakalı, Kur'an-ı Kerim elimizdedir, önümüzdedir. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var ki günümüzün bir kısım insanları belki bunları kabulde biraz zorlanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in geri kalan kısmını kabul ediyor ama bu gibi kısımlarını kendi işine gelmeyen veya kabul etmekte zorlandığı kısımlarını gizleme cihetine veya söylememe cihetine gidebiliyorlar. Halbuki iman bir teslimiyeti de gerektirir. Ben kitaba iman ettim diyen bir kimse o kitapta var olanları bir bütün olarak da kabul etmelidir. Söz gelimi diyelim Kur'an-ı Kerim'de faizle alakalı ayetler var. Bazı insanlar şunu söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki 14 asır öncesi için evet bu uygundu. Ama günümüzde faizli sistem hayatın artık bir parçasıdır. Kur'an-ı Kerim'deki bu hükümleri artık biz görmezden gelelim. Bunları yok sayalım. İnsanların, inanan insanların böyle deme selahiyeti yoktur. Çünkü kitabın bir kısmını kabul etmek, bir kısmını reddetmek bu aslında tümünü reddetmek anlamına gelir. Ve bu noktada insanlara iman noktasında bir tecezzi olmaması lazım. İman bir bütündür. Tecezziyi kabul etmez. Ve bir insan Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri kabul etse, sadece bir tek hükmü kabul etmese o insan Kur'an'ı kabul etmiş sayılmaz.
Demek ki bu noktada insanlar arasında tarihte de problemler yaşanmış. Başka dinlerin mensupları da kendi kitaplarını kabul noktasında bir kısmını gizleme cihetine gidebilmişler. Ve ullimtum ma lem ta'lemu, ve siz bilmediğiniz şeyleri öğrendiniz. Bunlar size talim edildi, öğretildi. Entum ve la abaukum, sizin ve ecdadınızın bilmediği şeyler gelen kitap vasıtasıyla, yani Tevrat vasıtasıyla size öğretildi. Gulillah, de ki Allah, Allah de. Yani o kitabı kim indirdi? Böyle olan kitabı kim indirdi? Allah indirdi de. Thumma zerhum, sonra bırak onları. Fi havdihim yel'abun, daldıkları havuzda oyalanıp dursunlar. Burada hani çocuklar böyle bir havuza girerler. Orada kendi aralarında oynarlar, oyalanırlar. Ve artık etrafta olup bitenlerin farkında da değillerdir. Onlar kendi dünyasındadır. Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir ifadeyle bunu anlatıyor. Yani işte hidayet ve nur olarak öyle bir kitabı Allah indirdi. Bunu onlara söyle. Ama onlar bunu kabul etmiyorlarsa bırak onları kendi haline. Onlar kendi daldıkları havuzda oyalanıp dursunlar. Bunu genel anlamda değerlendirdiğimizde gerçekten de günümüzde pek çok insan bir takım havuzlara dalmış, orada oyalanmaktadır. Ve dış dünyadan pek de haberi yoktur. Diğer gerçeklerden haberi yoktur. İşte bir kısım insanlar diyelim Hinduizm havuzuna dalmış, orada oyalanıp duruyorlar. Bir kısmı Budizm'de, bir kısmı başka dinlerde dalmışlar, oyalanıyorlar. Veya bir kısmı siyasette dalmış, oradan başını çıkarmıyor. Bir kısmı bir takım spor faaliyetlerine dalmış, oradan başını çıkarmıyor. Ve bunlar Kur'an'ın gerçeklerini, hakikatleri göremeyebiliyorlar. Demek ki tebliğ etmek lazım, ama bu tebliğden sonra illa ısrar edecek olurlarsa bırak onları daldıkları havuzda oyalanıp dursunlar. وَهَذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ, bu da indirmiş olduğumuz bir kitaptır. Yani Tevrat'ı Allah indirdiği gibi önümüzdeki Kur'an-ı Kerim'i de Allah indirdi. Mübarekun, ve mübarek bir kitap. Kur'an-ı Kerim mübarek bir kitap, bereketli bir kitap. İnişiyle mübarek, mübarek bir kalbe iniyor. Mübarek hakikatleri, bereketli hakikatleri anlatıyor. Hangi evde bulunsa o eve bereket getiriyor, huzur getiriyor. Hangi toplum bu kitaba göre yaşasa o topluma huzur geliyor, saadet geliyor. Elhasıl Kur'an-ı Kerim okunuşuyla mübarektir, dinlenmesiyle mübarektir, hayata uygulanmasıyla mübarektir ve sevap noktasında mübarektir. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'den her bir harf, okuduğumuz her bir harf bize en azından 10 sevap kazandırıyor. Elif, lam, mim dediğimizde elif bir harf, lam başka bir harf, mim başka bir harf. 30 sevabı, 30 cennet meyvesini ve uhrevi hasılatı elde etmiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'da geçen bir ifadedir. Bunu söylediğimizde en az 190 sevabı elde ediyoruz. Bu yönüyle de mübarek. Sonra Kur'an-ı Kerim kelimat-ı kutsiye, kutsi kelimeler, Allah'ın kelamı. Kur'an'ı okuduğumuzda o okumuş olduğumuz adeta maneviyat dünyasına naklen yayın gibi veriliyor. Havanın zerrelerini nurlandırıyor ve havanın her tarafında bulunan, alemin her tarafında bulunan melekler o okuyuştan tabir yerindeyse istifade ediyorlar. İleyhi yes'adul kelimü tayyib, temiz olan söz Allah'a ulaşır. Bu mealdeki ayetle beraber düşünülecek olursa Kur'an-ı Kerim'in tamamı kelime-i tayyibedir ve okunduğu zaman, ihlasla okunduğunda o elbette bereketle her tarafa gönderilmekte ve melekler, ruhaniler o okuyuştan istifade etmektedirler. İşte bu indirmiş olduğumuz mübarek bir kitaptır. Musaddigul lezi beyne yedeyh, daha önceki olanları tasdik edicidir. Yani Kur'an-ı Kerim İncil'i reddetmez. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı, Zebur'u ve daha önce indirilen sahifeleri reddetmez. Onları tasdik eder. Onlar Allah'a imanı nazara vermiştir. Kur'an da bunu değişik yönleriyle anlatır.
ahireti nazara vermişlerdir. Kur'an da ahireti anlatır. Haram helal noktasında bu haram helaller genelde değişmezdir. Onları yine anlatır. Ama zamanla toplumların şartlarına göre yeni hükümler de bunlara da ihtiyaç olmaktadır. Kur'an-ı Kerim ona göre yeni hükümler de getirir ve bir kısım hükümlerin lağvedilmesi söz konusudur. Onları da lağveder ve yeni şartlara göre yeni hükümleri getirmiştir. Veli tunzira ummul qura ve men havleha ve sen ümmül kura ve çevresinde olanları uyarman için indirmiş olduğumuz bu mübarek bir kitaptır. Ümmül Kura Mekke'nin bir ismidir. Şehirlerin anası, ana kent. Ve onun çevresinde olanlar zaten dünyanın yuvarlaklığı da nazara alınacak olursa Mekke adeta merkezde yer alıyor. Bütün dünya onun çevresinde yer alıyor. Ve bu noktada Kabe'nin ayrı bir yeri var. Kabe'nin mekan olarak bulunduğu Mekke'nin dünya üzerinde ayrı bir önemi var. Ve bu yönüyle merkezde yer almakta. Şu anda 1,5 milyar Müslüman kalpleri oraya merbut, oraya bağlı, oraya gitmek için can atıyor ve günde 5 vakit namazlarında bu insanlar oraya yöneliyor. Ve dünyanın her tarafından insanlar oraya müteveccih olmakta, kalben en azından orayla bir bağlantıları olmakta. Bugün Ümmül Kura Mekke'nin bir ismi olarak da yine kullanılmaktadır. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahirete iman eden kimseler يُؤْمِنُونَ بِهِ ona inanırlar. وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ ve onlar namazlarını da muhafaza ederler. Yani ahirete inanan bir kimse Kur'an'ı da kabul eder ve namazını da düzgün bir şekilde kılar. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? Yani Allah'a iftira etmek, yalan yere iftira etmek. Mesela yalancı bir takım kimseler çıkmışlar. Ben peygamberim demişler. Ve bunlar kendi sözlerini Allah böyle söylüyor diye insanlara yutturmaya kalkmışlar. Bu durumda olanlardan daha zalim kim olabilir? Allah bunlara böyle bir yetki vermemiş. Ama bunlar insanların zihinlerini bulandırmak için ben peygamberim diye iddiada bulunuyorlar. Kendi sözlerini Allah'ın kelamıymış gibi takdime çalışıyorlar. Günümüzde de zaman zaman bazı yerlerde ben peygamberim diyenler çıkabiliyor. Bakıyorsunuz bir tanesi Hazreti İsa'nın haber verdiği Ahmet benim diyor. Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinde İsa Aleyhisselam'ın şöyle bir sözü nakledilir, bize bildirilir. İsa Aleyhisselam diyor ki ben benden sonra gelecek peygamberin habercisiyim, müjdecisiyim. يَئْتِي مِنْ بَعْدِ اِسْمُهُ Ahmet. Benden sonra gelecek ismi Ahmet olacak. İşte ismi Ahmet olanlardan bir tanesi çıkıyor ve diyor ki İsa'nın haber verdiği peygamber benim. Bu tabi tümüyle bir çarpıtma. Peygamberimizin isimlerinden birisi zaten Ahmet'tir ve Hatemen Nebiyyindir. Son peygamberdir. Ama bazı mecnunlar, meczuplar çıkıp kendilerini bu tarzda görebiliyorlar. Ve bu kimseler Allah'a iftira etmiş oluyorlar. Bu durumda olan kimselerden daha zalim kim olabilir? اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْ veya kendisine herhangi bir vahiy gelmediği halde bana vahiy geliyor diyenden daha zalim kim olabilir? Böyleleri zaman zaman çıkmış. Tarihe baktığımızda işte bana vahiy geliyor diye Peygamberimiz döneminde de bazıları çıkmış. İşte o dönemdeki isimlerden birisi Muhtarus Sagafi. Ve bu kimse bana vahiy geliyor diye iddiada bulunuyor. Hazreti Abdullah İbni Mesud'a bunu söylüyorlar. Ve diyorlar ki bu şekilde bir iddia var. Ne dersiniz? O da diyor ki doğru söylemiştir. Vahiy geliyorsa, geliyor demişse doğru söylemiştir diyor. Ve şu ayet-i kerimeyi okuyor. İnne şeyatine le yuhuna ile evliyaihim li yucadilukum. Şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmek için vahyederler. Yani burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bazıları vahyi şeytandan alıyor. Vahiy Allah'tan gelirse o kimse peygamber olur. Allah'ın dinini tebliğ eder. Ama vahiy şeytandan geliyorsa
Bu şeytanın evliyasından olur, şeytanın dostlarından olur ve şeytan ona ehli imanla mücadele etmek için bir takım fısıltılarda, dürtülerde bulunur. Muhtar-ı Sagafi de bunlardan bir tanesi. وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Veya şöyle diyenden daha zalim kim olabilir? Ben de Allah'ın indirdiği gibi bir şeyler indiririm diyenden daha zalim kim olabilir? وَلَوْ تَرَى Sen bir görsen اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ O zalimler ölüm baygınlığı içindeyken can çekişirken sen onları bir görsen. Vel melaiketu ve melekler basitu eydihim ellerini yaymış vaziyette. Yani onları cezalandırmak için ellerini açmış bir vaziyetteyken o kimseler canlarını verirken ölüm baygınlığı içindeyken sen onları bir görsen. Tabii biz bunu göremiyoruz. Normalde gözümüz bu noktada perdelidir. Ama bu gibi durumda olan insanlar demek ki kolay kolay can veremiyorlar. Ve bunlar gerçekten çok büyük bir ceza ile cezalandırılarak son anda çok çetin bir durumdan geçirilerek o şekilde bunların canları alınıyor. Ahricu enfusakum yani canlarınızı çıkarın kendilerine böyle deniliyor. El yevme tüczevne azabel hun bugün zillet verici azab ile cezalandırılacaksınız. Bime küntüm tegulune alallah gayrel hak yani hak olmayan şeyi Allah'a karşı söylediğinizden, yanlış şeyleri Allah namına söylediğinizden dolayı bugün cezalandırılacaksınız zillet verici bir azapla. Ve kuntum an ayatihi testekbirun ve Allah'ın ayetlerinden kibir içinde olmanız sebebiyle onları kabul etmemek, kendinizi bir şey zannetmekten dolayı bugün zillet verici bir azapla cezalandırılacaksınız. Ve lekad ci'tumuna furada siz bize birer birer ferden ferda geldiniz. Kema halaknakum evvele merra daha önce sizi yarattığımız gibi. Yani insan çıplak olarak dünyaya gelir. Üzerinde en ufak bir şey yoktur. Dünya malı mülkü olarak çıplak olarak dünyaya gönderilir ve neticede çıplak olarak da bu dünyadan gider. İşte sizi önce yarattığımız gibi yine nasılsanız çıplak bir şekilde huzurumuza getirilirsiniz. وَتَرَقْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ زُهُورِكُمْ Size vermiş olduğumuz şeyleri geride bıraktınız. Yani dünyada bu insanlara bazı şeyler verilmişti ama bunlar artık geride kaldı. Karun gibiler, Firavun gibiler, kimine mal verildi, kimine makam verildi, devlet verildi. Bu manada imkanlar verildi ama ölümle bunlar artık geride kaldı. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاءَكُمْ Ve yanınızda biz şefaatçileri de göremiyoruz. اَلَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَى Onların sizde şerikler olduğunu siz zannediyordunuz. Ama artık onlar yanınızda değiller. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ Aranız bu şekilde kopmuş oldu, kesilmiş oldu. Onlarla bir bağ kalmadı. وَدَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Ve zannetmiş olduğunuz, ilah zannetmiş olduğunuz şeyler sizden kaybolup gittiler. Adeta bir serap peşinde koşmak gibi. Serabın gerçeği yoktur ama çöldeki insan onu gerçek zanneder. Müşrikler de bir takım putları ilah yerine koydular, onların peşinden gittiler. Meğerse bunlar ömür boyu bir serabın peşinde yol almışlar. Diğer aleme gidildiği zaman bu çok net bir şekilde görülecek. Cenab-ı Hak bizi hakikatin peşinde koşanlardan ve hakikata ulaşanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.